yıllar terazi ve yükselen terazi olan tüm terazi burçlarına 2020 bolluk, bereket, huzur, sevgi getirsin, aşk getirsin, para getirsin, ülkemize güzel bir nefes getirsin istiyoruz. O yüzden size de güzel nefesler olsun. Efendim 2020 dördüncü evinizde Satürn var. Yani ne demek dördüncü ev? Aile, kök, ilişkiler yani e, yuva, düzen, oluşumlarla alakalı sınanma. Hala siz bu konuları 2018'den bu yana ciddiye almadınız ve hala da almak istemiyorsunuz. Yani bunu öğrenmeden, burayı aşmadan bu hayatı aşamazsın bebeşler. Yani diyoruz ki ee, boşanmak istiyorsanız daha vaktiniz var. Miras bekliyorsunuz daha vaktiniz var. Yani evlenmek istiyorsanız daha bu konularla ilgili vaktiniz var. Boşanmak istiyorsanız da birinin hayatından çıkmasını istiyorsanız da daha vakti var. Çünkü siz öğrenmediniz. Öğrenseydiniz bu 2019'da buraya veda edecektiniz. Ee, ve olayları çok fazla kendinize haklı gördüğünüz ve dengelerde ben haklıyım, dengelerde şuyum dediğimiz için biraz e, hayal dünyasına kapıldınız hayalle gerçeği karıştırdınız. Aa, biz gerçek yaşamdayız nefes hava zaten havasınız. <laughs> yani e, ya yani şöyle söyleyeceğim e, Aslında içimden şu geliyor size kötü müsünüz hiçbir Allah'ın kulluk diye. ama çok bencil demek istiyorum. Çünkü o da sizin sanatsal yaratıcılığınız, her şeyi ben görebiliyorum demenizden kaynaklı. Ben her şeyi başarıyorum, ben güzel bakıyorum, ben bunun resmini size muhteşem çiziyorum demenizden kaynaklanıyor. Yani bu demektir ki hata da yapsanız kabul etmiyorsunuz. Yani biz bu sene ailelerden sınavda olacağız. Anne, baba, kardeş, eş, çocuk, para. Bakın parayı da içine alıyorum. Eğer hala geçmiş, aslında 2010'dan bu yana sürüklenen bazı sıkıntılarınız var ama biz 2018'de bu tarihe kadar daha büyük sınandık. Ama siz 2020'de hala sınanmaya devam edeceksiniz. Bu, bu demektir aslında. Çok mu net oldu ya? Biraz yumuşatayım mı diyeceğim? Yumuşatmayacağım çünkü Nisan ayına kadar gerçekten istekleriniz... Oluşmasını istediğiniz, hayal ettiğiniz her şeyin başlangıç dönemi olacak Nisan ayı. Size bir şeyleri başlatacak. E, miras, ölüm, beklenti ne varsa size gerçekten bunların haber oluşumları gerçekleşecek. Ama e, yılın ilk yarısı itibariyle kariyer ve para konularında muhteşem değişimlere giriş yapacaksınız. Çünkü siz galiba 2020-19'daki hataları 2020'nin ikinci yarısında yapmayacağınız için ben öğrendim hatamı kabullendim. Ha, Rabbim ben kabul ettim. Rabbim ben hatamı gördüm dediğinizde size ait her şeyi yavaş yarat, yaradan ve yaptığınız oluşumlar, size güzel fırsatlar, finansal yani şöyle boşanmak istiyorsanız ve boşanmada çok büyük bir beklentiniz varsa, yılın ikinci yarısından sonra bu fırsatlar sizinle oturup pazarlığa girilecek. O yüzden canım benim, ikizlerim sen öğren... Pardon, terazi burcum, hava burcum. Terazi ve yükselen terazi olanlar. Sen yapman gereken tek şey Miras ve hak ettiğin her şeyin zaferini. Ama e, dediğim tarihlerde e, döngeleriniz iyi olacak. Çünkü sizde bir otorite figürü var. Bu ne demektir? E, çevrenizde hep e, kimlikleri, oluşumları çok yüksek insanlarla iç içe yaşadığınız için onlardan çok ciddi destek alabilir. Ya da sizin babanız gerçekten holding sahibi olabilir. E, o yüzden bunun verdiği bir rahatlık olabilir ama... E, Bence siz e, ikinci, yılın ikinci yarısından sonra patron olmayı, çalışmayı, var olmayı, e, o ortam enerjisine adapte olmayı ve göremediğiniz ve yapamadığınız hataları kocaman evrenize, kağıdınıza yazıp ben başladım diyeceğimiz bir dönem olacak. Ve size çok güzel bir oluşum olacak. Yani çünkü siz artık gerçekten e, birçok şeyi sindirdik, hatalarımızı gördük, anlattık. E, aile köklerimizdeki zararları, acıları ve hak edilmeyecek dönemleri çok büyük bir sınavla 2020'nin ikinci yarısına kadar yaşadığınız için artık ondan sonra bana hani başımdan bina da kopsa ben artık öğrendim canım yanmaz diyeceğiniz için siz bunu yılın ikinci yarısında öğreneceksiniz. Biraz size böyle içimden böyle bir hem duygu anlamında çünkü teraziler çok yetenekli insanlar, çok yaratıcılar. Yani inanılmaz güzel oluşumlar yapan insanlar ama sanki hataları öğrenemediğiniz için benim suçum yok dediğiniz için böyle kalben bir acı çektim ama ikinci yılın ikinci yarısından sonra bu kalbenin acısı da sizde kelebekler uçuşacak. Bunun tadını çıkartacaksınız ve mutlu olmayı öğreneceksiniz. Yani siz Ağustos ayı itibariyle hedeflediğiniz oluşumlar, yenilikler sizin hayatınızda o kadar güzel hani dördüncü evdeki konuları Ağustos itibariyle hayatınızdan çıkartmış olmanız gerekiyor. Artık ben rahatladım demeniz gerekiyor. O yüzden mutluluklar dediğimiz sürece giriş sağlayacaksınız. Ama evlatlarınıza ya da kardeşlerinize öğretemediğiniz bir dengenin zorluğu var ya <laughs> yani şey demek istiyorum terazi boşlarına ya abi size de yapılmaz bu ya bu kadar haksızlık olmaz ya. Yani kardeş, çocuk, anne, eş bunu yapamaz yani. Çünkü gerçekten hak etmediniz. Sadece çok her şeyi bildiğiniz için insanlar sizi kendilerine rakip gördüler. Rakip gördükleri için sizi ezmek istediler. Bu iş için de, yöneticilerinizle de, patronlarınızla alakalı noktada sizin önünüz kesildi. Artık sizin önünüz kesilmeyecek. Başarı, oluşum, büyüme, para, yatırım, mal, tekne bile almak istiyorsan alabilirsin. Müsaade. Yani sizin müsaadeniz var. Yani Rabbim size bunu müsaade etmiş. O yüzden çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ticari ortaklıklar yapacağınız, yeni fırsatlar ve yurt dışı ile alakalı inanılmaz güzel kapılarınız açılacağı. Hatta yurt dışına yerleşmek isteyen bazı terazilere hani ben ev malıyım derken iş teklifi alacağınız ve gitmeniz gereken yurt dışında orada haklar ve uzun soluklu ve çocuklarınız ya da ailenizde götürme şansına sahip olacaksınız. O yüzden... Ee, Akdeniz kapısı mı açsam, Şengay Beşli kapısı mı açsam karar veremedim ama size e, yani şöyle söyleyeyim 7. aydan sonra yani Ağustos'u da bitirmek lazım. Çünkü e, 8. ay Ağustos ayı onu da bitiriyoruz. Artık plan, program, sistem her şey rayına oturacak ve yıl sonunda bereketlenme. Hmm, yalıda oturmak istiyorsanız izin veriyoruz. <laughs> yani sizin haritanız izin veriyor. Benim ne haddime düşer. O yüzden çok güzel oluşumlar. Şöyle demek istiyorum bir de özellikle size demişim ki bağımlılıklarınız var. Yani alkol örnek veriyorum. Yani bu sizin bağımlı. Belki internet bağımlılığınız olabilir. Belki kitap okuma bağımlılığınız olabilir. Belki keyif bağımlılıklarınız olabilir. Belki biraz bunları törpü hani törtü törpülemek tırnakları törpülüyoruz ya. Belki biraz bunları törpülemek lazım. Çünkü siz e, güzelliğe ve zarafete önem verdiğiniz için hayatınızdaki bağımlılıklar biraz sizin hayatınızı karartıyor olabilir yeniden. Eğitim konusunda özellikle mimar olmak isteyen ne bileyim estetik cerrah olmak isteyen ya da modacı olmak isteyen bu yıl doğru dengenin başlangıcı ve bu zaferi sağlayacaksınız. Biraz daha belki bunlar için fırsatlar yakalayıp o dengeleri oturtmanız lazım. Bekar olanlara evlilik ve gerçekten bu evlilik size huzur ve mutluluk verecek. Gerçekten iyi şeyler geçireceksiniz. E, ama şöyle bir problemimiz var. E, Kuzey Ay düğümü size sunacağı kariyer fırsatıyla ilişki fırsatı arasında karar vermenize yardımcı olacak. Ben mi, iş mi? Bence aşkı tercih ediyorum. Hak ettin. Çünkü uzun yıllardır duygusal aile travmalarım vardı ama iş de çok önemli ama bence fırsatları doğru değerlendirirsen ikisi de senin dengene düşebilir. O yüzden yapman gereken tek şey e, planlarınızı arkaya atmıyorsunuz ön plan atıyorsunuz. Çünkü size bazı oluşumlar size çok büyük fırsatlar verecek ve bu fırsatları çok iyi değerlendirdiğinizde her şeyin rahat edeceği. Evet sizin e, sağlık olarak ortopedik kemiklerle kemik kırılması, kemik kayması, kemik hassasiyeti, çatlama, patlama yani bu tarz enerjileriniz var. E, kalsiyum eksikliği olabilir. Belki çok e, vücudunuzu yoruyor olabilirsiniz. Bunları bir e, hani çok estetik yaptırıyor olabilirsiniz. Özellikle bu yıl terazi burçlarının asla ve asla estetikle alakalı şeyleri uzak tutuyorum. Yani en azından 11. aya kadar yani 2020'nin 11. ayına kadar uzak tutuyorum. Yanlış estetiklerden doğacak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, terazi Erkeği ve kadını, este. saç kesimi haricinde her şeye karşıyım. Yani bir çarşılı değilim ama karşıyım. O yüzden estetiklere bu dönem dikkat edeceğiz. Yani 2020'nin 11. Ayı itibariyle bütün estetiklerinizi yaptırabilirsiniz. Bir de ağız enfeksiyonu, ağızlarla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Bu demektir ki dişlerinizde yenilenmesi gereken ya da dişte bir iltihap olabilir. Bununla alakalı sorunlarımız olabilir. Uzun süredir de... E, dost camianızdan almak istediğiniz ya da bir arkadaşınıza borç para verdiğiniz ve yıllardır aramıyorsanız artık bu sizinle bir helalleşme dönemine girecek ve hak ettiğiniz evreyi size geri sunacak Bir de ailenizde anne soyunuzdan gelen bazı mal konularınız var Bu yıl bunları satma kararındasınız ama dediğim tarihler özellikle e, bu yılın e, 8 ay itibariyle satacak ve doğru tekliflerle satacaksınız yani geçmişi geride bırakacağız ama biraz zorlayıcı. Biraz planlı. Biraz ailenin kırgınlıkları, duygusal yaralarınız ve maddi yaralarınızdan o kadar çok boğuldunuz ki. Hani ben elimine yatsam kuruyacak korkunuz var ama hayır kurumayacak. Yılın ilk yarısı kötü, ikinci yarısı muhteşem başlangıçlar olacak. Yeter ki doğru değerlendirin istiyorum. Şöyle bir sorunumuz da varmış. Canım benim. Sana şöyle de not almışım. Ee, senin... Kendinle alakalı değil de çevrendeki insanların senin hakkında gereksiz dedikoduları kulağına gelip o insanlara belli noktada hesap verme. Hayır kim seninle konuşuyorsa konuşsun. Duyma, görme, işitme. Sonrasında suçlu sen oluyorsun. Rica ediyorum bu yıl kim sana dedikodu yapıyorsa bile önemli değil senin için. Sen yoluna bak, ışığına bak. Çünkü sana güzellikler başlayacak. Eğer 2020'de bunları öğrenmezsen sana da söylüyorum. 2020 daha ağır ve daha sıkıntılı olabilir. Şimdiden bunları öğren. 2021'e rahat gir. Evet, mutlu yıllar. 2020 size ailenizdeki sorunlarının geride kalma yılını teselli ve bol para nasip etmesini istiyorum. Mutlulukla kalın.